Hangi dili konuşursak konuşalım, eğer iyi dinlersek yaratıcı bizimle, kendi dilimizle konuşur diyor Gandhi. 20. yüzyılın iletişim becerisi en etkili insanlar arasında ilk 3'te Gandhi var. İnsanların karşısına ilk çıktığında heyecandan bayılmış sevgili dostlar. O kadar heyecanlanmış ki pat diye düşmüş, hatırlamıyormuş ne yaptığını, ne söylediğini. Ama zamanla kendini öyle geliştiriyor ki kitleleri ateşli konuşmalarıyla peşinden sürüklüyor, onları harekete geçiriyor. Ama Gandhi'nin çok daha önemli bir özelliği var. Nedir derseniz dinlemek, dinlemek. Şiddet karşısında sessiz direnişiyle bir ülkenin, kendi ülkesinin kaderini değiştirmiş. Evet, bu videoda sizlerle bu sessizliğin gücünü kullanan asi adamın tekniklerini, dinlemeyle ilgili sırlarını kendi hayatımıza nasıl uyarlayacağız? Bunları nasıl kullanabileceğiz? Buna bakacağız. Kağıt ve kalemler hazırsa başlayalım. Evet dostlar, ismim Oğuz Benlioğlu. Üniversite eğitimini Almanya'da tamamladım. Benim alanım retorik, etkili ve ikna edici konuşma sanatı. Bu konuda uzmanlaştım. Liderlik, yönetim, satış, iş hayatı, özel hayat, her yerde kullanabiliyoruz retoriği. Bugün biraz retoriğin arka tarafında başka bir şeye bakacağız. Dünyanın en iyi okullarından mezun olun. 5 tane dil bilin. Süper donanımlarınız olsun. Acayip donanımlı olun. Ama iletişim beceriniz iyi değilse duvara toslayacağınızın garantisini veriyorum. Şimdi iletişimle ilgili bir sürü tanımlar falan var. Ya dedim nedir yani, daha öyle net hali ne olabilir? Bana böyle iletişim şey gibi geliyor. Çift taraflı bir yol gibi yani, çift taraflı. Yolun bir tarafında düzgün kelimelerle kendini ifade etme var. İyi konuşma var. Karşı tarafta ne var? Yolun diğer tarafında işte orada da gerçek dinleme var. Gerçek dinleme. Biz şimdi yolun karşı tarafına bakacağız. Gandhi'nin iyi dinlemede kullandığı 3 tane yöntem. Önce bunu vereceğim. Ardından Gandhi diyor ki dinlemeyi engelleyen 3 tane de blokaj var diyor. O da videonun diğer tarafında sonlara doğru. İlk önce bu tekniği, 3 tane iyi dinleme tekniğine bir bakalım. 1 numarada beyin 500, ağız 200 kelimeyle çalışır, odaklan diyor. Bu ne demek? Şimdi normal bir insan bir konuşmada dakikada ortalama 200 kelimeyle konuşuyor. Yani ben şu an 200 kelime atıyorum. Normal bir insanda dakikada ortalama 500 kelime alabiliyor. Yani beyin 500 alabiliyor. Ben 200 atıyorum, sizin 500 alma kapasiteniz var. Ben 200 attım, siz 200 aldınız. Kaldı 300. Bu boşluğu ne yapıyoruz? Ay akşam ne yapsam? Arkadaki fotoğraf, resim ne acaba? Falan deyip dağılıyoruz işte. Gandhi diyor ki başka bir şeye dikkatini vererek gerçekten dinleyemezsin diyor. Yani o 500'ün tamamını vermen gerekiyor diyor. Aktif dinleme, karşındakine eksiksiz bir konsantrasyon, bir de neye ihtiyaç var? Sadece konsantrasyon değil, bir de enerjiye ihtiyaç var. Bu ikisini vermen lazım. Yani sizin aklınız, şimdi dikkatiniz, aklınız başka tarafta ise karşı taraf bunu bir yerden sonra anlıyor. O da artık yavaş yavaş konudan kopmaya başlıyor ya da anlatma hevesini kaçırıyor. O yüzden ben şöyle bir şey söylüyorum. Çıkmak istiyorsan çık, yarın içeride, yarın dışarıda olmasın. Bu ne demek? Sen anlat Oğuzcuğum, ben dinliyorum derken bir taraftan telefonda bir şeyler. Sen anlat, ben dinliyorum derken bir taraftan mail. Yani aynı anda bir şeyler yapıp bir taraftan da dinlemek mümkün değil. Bizim beynimiz bundan nefret ediyor. Buna ne diyelim biz? İletişimde multitasking. Nefret ediyor. O yüzden 1 numarada tam anlamıyla odaklan diyor. Tam anlamıyla bütün her şeyinle, motivasyonla, enerjinle direkt orada ol. Bir bu. 2 numara Gandhi'nin ikinci tekniği. Ağzın açıksa öğrenemezsin. Ağzın açıksa öğrenemezsin mi? Aramızda bir kişi var. Bu video belki binlerce kere izlenecek ama bir kişi bu videodan neredeyse hiçbir şey öğrenemeyecek. Hiçbir şey. Kim bu? Tabii ki ben. Sürekli konuşan biriyim. Sürekli konuşan tarafta olduğumda nasıl öğrenebilirim ki? O yüzden ağzın açıksa öğrenemezsin diyor. Öğrenmek istiyorsan bol bol konuş değil, önce dinle. Konuşma kaygısı gütmeden, odaklanarak dinle. Bunun yanında şöyle bir şeye ihtiyaç var. Dinliyoruz, tamam süper Oğuz, buraya kadar anladık, artık dinliyoruz. Biraz onay kelimeleri kullanın. Bu ne demek biliyor musunuz? Direkt sessiz kalırsanız, dinliyorum, direkt sendeyim, hiçbir tepki yok. Bu sefer insan insanlar bu tepkisizlikten bir negatiflik çıkarabilirler. Yani hani geri bildirim yok, ne oldu ne bitti falan. O yüzden onay kelimeleri kullanın. Ne demek onay kelimeleri? Evet. Okey. Gerçekten mi? Anladım. Devam et. Falan gibi. Yani böyle küçük kelimeler. Bu tür minik kelimelerin ne özelliği var biliyor musunuz? Karşındaki kişiyi takip ettiğini gösterir ve konuya ilgi duyduğunu gösterir. Bu da ne yapar? Karşındaki kişiyi motive eder. Bu onay kelimelerinin beden dili tepkisinde göstereyim mi? Buna biz Kenan Işık duruşu diyoruz. Normalde elin yüze dokunması çok pozitif karşılanmaz. Kişiyi zayıf gösterir. Bir tanesi dışında o da şu. Alın şöyle işaret parmağınızı yüzünüze koyun. Karşınızdaki kişi anlatıyor ya. Evet öyle mi? Gerçekten. Falan gibi bu tepkiyi yapın. İnsanlar var ya saatlerce konuşur. Çünkü bu ne demek? Bütün her şeyimle sendeyim demek. Evet 3 numara. Ben bu 3. başlığı çok seviyorum ama şimdi söyleyeceğim. Paraphrasing. Türkçesi ne olabilir dedim. Paraphrasing. Kulaklarınla konuş. Bu nereden geliyor biliyor musunuz? Bu çok eski bir teknik aslında. Sokrates'in öğrencisi Platon'un okulunda paraphrasing mecburiymiş. Ne demek? Yani iki kişi konuşuyor ya, birisi bir şey anlattı, diğeri kendi düşüncelerini atmadan önce şunu söylemek zorunda. Doğru anladıysam az önce şunu söyledin. Anladığım kadarıyla sen şu şekilde ifade ettin. Bunları söyledin demek. Önce karşı tarafın söylediklerini özetliyorsun. Platon'un okulunda öğrenciysen böyleydi. Sonra kendi düşündüklerini, kendi tecrübelerini anlatmak istediklerini söylüyorsun. 2 tane şablon var. Doğru anladıysam şu. En sona da değil mi'yi getirin. Yanlış anladıysam lütfen düzelt. Şu değil mi? Bakın en sona da değil mi getirirseniz insanlarla aranızda bağ kurarsınız. İnsanlar onları anladığınızı fark ettiklerinde sizi sevmeye, size bağlanmaya istekli olurlar. Paraphrasing'i lütfen deneyin sevgili dostlar. Bunu bizim topraklarda yapan neredeyse hiç kimse yok. Dolayısıyla önemli. Şimdi bu 3 tane başlık. Tamam 3 tane saydık ya. Bu 3'ü iyi dinleme tekniği Gandhi'nin. Gandhi bir de diyor ki 3 tane de blokaj var diyor. Yani önümüzde bir blok var. Dinlemeyi engelleyen. Nedir? 1 numara. Boğan ego. Boğan ego. Ne güzel bir söz. Gerçek dinleme kendini bir kenara bırakmayı gerektirir. Kendini bir kenara bırakman lazım. Fark etmişsinizdir belki. Birçok insan karşı tarafın sözlerini, cümlelerini tamamlamaya meraklıdır. Dinleme esnasında ben biraz dinliyorum ya, hop araya girer falan. Bunların hiçbiri dinleme değil. Eğer siz varsanız onun adı dinleme olmuyor. Beni bir aile, bir kadın, bir adam bir misafirliğe çağırmış. Birkaç yıl önce oldu bu olay. Ben gittim, toplamda 3 saat kaldım. Hatta hesapladım 60-180 dakika orada durdum. Çıkışta dedim ki Oğuz 180 dakikada 1 dakika falan konuşmuştum. Sürekli adam anlatıyor, sürekli bir şeyler söylüyor, öyle oldu böyle, kendi hayatını anlatıyor. Yani karşındaki insana 180 dakikada sormaz mısın? Sen ne düşünüyorsun? Sen ne iş yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yok. Bir daha hayatta öyle bir yere gitmek istemem. Egoyu ortaya çıkardığınızda karşı taraf bir daha o an rehin alabilirsiniz ama bir daha mümkün değil. Bırakın bazen karşı tarafta konuşsun. Her seferinde araya girerseniz, hep ben konuşayım derseniz, küçücük bir kelime hatası yapınca ay bunu da düzelteyim derseniz kaba görünürsünüz. Karşı taraf biraz da kendini kullanılmış ya da aptal hissetmeye başlar. Bu çok kötü bir şey. Bunun yerine biraz konuştun, o egonu birazcık zapt etmen gerekiyor. Birazcık durdurman gerekiyor. Aksi durumda ne oluyor? Aman ben bir daha istemem alıyoruz. Neden böyle oluyor biliyor musun? Neden biz anlatmak istiyoruz? Bizim beynimiz imgelemeyi sever. Kendisine bir şey anlattığında bunu resmetmeyi, imgelemeyi sever. Mesela ben size desem ki sandalye ve masa, böyle bir şeyden bahsediyorum. Sizin hemen burada masa ve sandalye görselleri canlanır ve bu çok normal. Ama ben size duygularımdan, tecrübelerimden bahsedersem ne olur? Siz bunları resmedebilir misiniz? Resmedemeyince ego başka bir şey yapar. Ego ne der biliyor musunuz? İçimizdeki ego. Ben de bunu yaşamıştım. Bana da böyle olmuştu. Şöyle olmuştu deyip kendisi anlatmaya, o tecrübeleri, yaşanmışlıkları, duyguları anlatmak ister. Egonuz kendi tecrübelerini karşı tarafa anlatmaya başlayınca dinleme ortadan kalkar. Ben olsam böyle yapardım. Bence bu almış olduğum karar çok da iyi görünmüyor. Canım sen de biraz yöneticine karşı daha böyle sessiz ol falan gibi tavsiye vermeye, kendi fikirlerimizi dayatmaya bazen de bunu yapıyoruz. Yani benim söylediğim kabul ete kadar bir sürü böyle geniş bir skalada egomuzda ben varıma döner ve karşı taraf artık anlatmayı bırakır. Yani egomuz bizi ve o sohbeti, o muhabbeti ele geçirir. Lütfen buna izin vermeyin. Ama burada unutmadan bir şey daha var. Özellikle beyler için söyleyeceğim bunu. Partnerinizle, eşiniz, kız arkadaşınız, bazen anneniz, kız kardeşiniz, ablanız fark etmez. Birinin şikayet etmesi veya derdini anlatması illaki bir çözüm arıyor anlamına gelmez. Bazen insanlar sadece durumu anlatıp dinlenmek istiyor da olabilirler. Bazen insanlar ne yapar biliyor musunuz? Düşündüklerini sesli hale dile getirdiklerinde kendi içlerinde bazı şeylere oturturlar ve hatta doğal yoldan bir çözüme bile giderler. Dolayısıyla biz bir şey anlatılınca hemen ay öyle de yap, çözüm bulayım falan kısmına giriyoruz. Bu sefer de hanımlardan erkeklere şöyle bir şey geliyor. Yani ben senden çözüm istemiyorum ya. Çözüm istemiyor. Ne istiyorsun diyoruz. Dinlenilmesini istiyor. Sessiz kal ve dinle. Evet, birinci blokaj biraz uzun bir blokaj ama ego. Kendinden bir şey katmak. Bunu bıraktık. İkinci blokaj fazla merak. Soru sormak iyi. Çok konuşan değil, doğru soru soran yönetir. Süper. Soru sormak konuyu takip ettiğimizde belirtir. Ama konuşma sırasında karşımızdakine arka arkaya sorular sormak onu ana konudan uzaklaştırabilir. Şimdi burada sorunun arka planında iki tane nokta var. Birisi merak, diğeri de fayda. Merak, fayda. Eğer bizim sorduğumuz sorular merakımızı gidermeye odaklıysa, yani kendi merakımla ilgili bir şeyse, bu aslında çok da iyi bir şey değil. Yine ego ile bağlantılı oluyor. Fayda odaklıysa karşı taraf daha da derinleşmek istiyor, daha da konuyla ilgili ilerlemek istiyor. Siz de bunun üzerine sorular soruyorsanız süper. O zaman dozunda olur. Ama konu sizin merakınızın giderilmesi ise bir yerden sonra karşı taraf ana konudan kopmaya başlar. O yüzden benim size tavsiyem, sohbetlerinizde ve iletişimlerinizde dinlerken lütfen sorularınızı böyle arka arka, peki o ne oldu, niye böyle oldu, eğer bir sorguda değilseniz niye öyle oldu, böyle oldu falan gibi yapmaktansa daha da derinleştirmesini sağlayacak, karşı tarafın daha da açılmasını sağlayacak sorular sorun. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bunun adı gerçek dinleme oluyor işte. Evet, ilk iki blokaj da böyleydi. Üçüncü blokaja bakalım mı? Belki de en kritik blokaj da bu. Yani o önümüzdeki engel, dinlemeye engel olan Gandhi'nin belirttiği üçüncü başlık. Açık olmamak. Açık olmamak. Ben hiç değişmem diyor bir adam. Diğeri de diyor ki neden? Neden dostum? Hayat sana bir şey öğretmiyor mu? Bir şey öğretmiyor mu? Eğer bir şey öğreniyorsam değiştiğimin bir göstergesidir bu. Açık olmak. Neye açık olmak? Değişime, gelişime, farklı fikirlere açık olmak. İşte bu bizim iletişimdeki en kritik noktalarımızdan bir tanesi. Açık görüşlü olman gerektiğini bilmelisin. Belki bizim topraklarımızdaki bir problemlerden bir tanesi de bu. Açık görüşlü olmak. Ben hep aynı görüşteyim. Benimle aynı görüşte olanlarla çok iyi geçinirim. Bu değil ki. Bunun adı fanatizm oluyor. Eğer biz böyle yaparsak ne oluyor biliyor musun? Karşı taraf kendini anlatmak istemiyor. Kimse ön yargılı biriyle sohbet etmek istemiyor. Yeni fikirlere açık olmak, gelişime açık olmak, bunlar hep insanları birbirine yaklaştırır, insanları birbirine bağlar, başkasının gözüyle dünyaya bakabilme becerisi kazandırır. Açık olmak. Açık olmadığımda iletişim yavaş yavaş benden uzaklaşmaya başlıyor. Gandhi'nin yanına bir adam geliyor. Çok böyle kızmış, sinir küpü. Tam 30 dakika boyunca Gandhi'ye saydırıyor, böyle öfkeden deliye dönmüş. Bağırıyor, çağırıyor. Gandhi 30 dakika boyunca sessizce adamı dinliyor. Hatta böyle ağır laflar da ediyor. Diyor ki sen çok sorumsuz birisin diyor. Şov amaçlı işler yapıyorsun diyor. Böyle yani insanların gözünde diyor kendini yüksekte göstermek için böyle davranıyorsun falan diyor. Ağır hakaretler ediyor. 30 dakikanın sonunda Gandhi adama diyor ki dostum senin asıl derdin ne? Adam ne demiş biliyor musunuz? Bizim köyümüzde su kanalı yok. Doğru düzgün yol da olmadığı için insanlar sağlık yardımı alamıyorlar ve bu yüzden bir sürü insan ölüyor. Tüm bunlar olurken, bir sürü insan ölürken senin bu yaptıkların, senin bu sözlerin, söylemlerin bana anlamsız geliyor diyor. Gandhi adamın asıl sorununu anladıktan sonra problemin çözümü için birilerini görevlendiriyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Çok ilginç. O adam var ya, o bağırıp çağıran, hakaret eden Gandhi'nin en iyi yardımcılarından birine dönüşüyor. Bakın oradaki dinlemenin gücünü görebiliyor muyuz? Dinlemek bazen büyük keşifleri de beraberinde getiriyor. bir yeri keşfetmek de diyebilirsiniz. İnsanın gerçek dünyasını, başka insanları keşfetmek de diyebilirsiniz. Anlatması kolay Oğuz. Yapması o kadar kolay değil, bunun farkındayım. Dinlemek aynı zamanda sabır gerektirir. Ben bazen şöyle yapıyorum. Karşındaki insanın da en az senin kadar derdi olduğunu bilirsen onu dinlemen daha da kolaylaşır diyorum. Bazen hatırlatıyor, bazen unutuyor, bazen hatırlatıyorum. Asıl derdini bulmak, onun asıl derdini bulmak bizim onu anlamamızı kolaylaştırıyor. Buna da siz empati deyin. Birçok tartışmanın bu şekilde kendiliğinden çözülebileceğini de görürsünüz. Genelde bizim konuşmalarımız nasıl oluyor biliyor musunuz? Neden insanlar çok konuşmak istiyor? Ben anlatayım, siz dinleyin. Herkes ben anlatayım dinlensin. Herkes anlatırsa kim dinleyecek? Şimdi ben kendimle ilgili konuşmaktan hepimiz için geçerli. Bu biz zevk alırız, tamam mı? Sizi dinlemek sıkıcı gelebilir. Hepimiz için geçerli. Ben anlatayım dinlesinler. Biz de genelde sıkıcı kısmı böyle kısa tutmaya çalışırız. Zevkli bulduğumuz tarafı da uzatır. Zevkli bulduğumuz taraf ne? Bizim konuşmalarımız. Sıkıcı bulduğumuz taraf ne? Karşı taraf bir şeyler anlatınca. Neden böyle? Çünkü o zevkin altında ne var biliyor musunuz? Biraz şöyle insan psikolojisinin derinlere inelim mi? Çok derin anlamlar var. Çünkü konuşurken kendimizi, yapmak istediklerimizi, olmak istediğimiz kişiyi, ne kadar bilgili olduğumuzu, ne kadar böyle tatlı konuştuğumuzu falan sesli hale getiririz. Bu da bizi keyiflendirir. Ama, büyük bir ama. Asıl gelişim dinlemede saklıdır. İletişim yolları günümüzde ne kadar çeşitli değil mi? Bir sürü. Ama bir şey söyleyeyim mi? İletişimin bu kadar kalitesizleştiği başka bir çağda yoktur herhalde. Unuttuğumuz en önemli konu dinlemek. Daha da açayım. Gerçekten dinlemek. Şu cümleyi tekrar ediyorum. Gerçek dinleme kendini bir kenara bırakmayı gerektirir. Eğer senden bir şey varsa onun adı dinleme olmaz. Evet, bu videoda dinlemenin sihrini çözmüş bir ustayı konuk ettik. Şiddeti sessizliğiyle yenen bir ülkenin kaderini insanları dinleyerek değiştiren, ne diyorlardı? Sessizliğin gücünü kullanan asi adam Gandhi gibi. Asi adam Gandhi ama sessizliğin gücünü kullanıyor. Evet, sizlerin iletişimle ilgili tavsiyeleri neler? Herkesin bir tekniği, taktiği oluyor. Bazen öğreniyoruz, bazen farkında olmadan yapıyoruz. Siz insanlarla iletişim kurarken neler yapıyorsunuz? Hangi yolları takip ediyorsunuz? Sizler de yorumlara yazın. Sizin yöntemleriniz neler? Bunları da görelim. Bunun dışında Deniz Akademi inanılmaz güzel bir kanal. İnanılmaz zengin içerikler var. Farklı farklı eğitmenlerden farklı bilgiler, farklı tecrübeler alıyoruz. Böyle bir kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu videoda sizlerle Gandhi'ye baktık. Onun dinleme tarzlarına, tekniklerine baktık. Bir başka videoda, bir başka konuyla yeniden birlikte olmak dileğiyle sevgiler.